Merhaba, 7. dersimize hoş geldiniz. 7. dersimizde Tende Canım İlahisi'nin ikinci bölümünü, yani geri kalan bölümünü yapacağız. Burada dikkatinizi çekmek istediğim iki nokta var. Bu iki nokta diyez dediğimiz noktalar. Üçüncü satırda yuvarlak içine aldığım yerlerde la diyez olarak çalacağız. Yani la notamız buydu. Burada la diyezi böyle vereceğiz. Bilmemiz gereken tek şey bu kadar. İsterseniz hemen eserin solfeji ile başlayalım. Aynı ilk satırda olduğu gibi es ile başlıyor. Yani şöyle bakın. Es. Fa 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 mi re re. Sol sol fa mi re. La la sol sol fa es mi sol fa mi re do. Si la si do re 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 mi re do si la sol si do re do si es la do si la si. Şimdi eserin solfeji böyle. Diyez yerlerini belirterek okuyayım. Ben iki satırı birden okudum çünkü orası bağlantılı geçiyor. Tam yarısında bölmememiz için o kısmı direkt ikinci bölüme, ikinci satıra, yani sonuç olarak üçüncü satıra yani. Yani ikinci satırdan üçüncü satıra bağlayarak okudum. Bir de o la diyezi dikkat çekerek okuyacağım. Şimdi dikkatle dinleyin. Es, fa 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 mi re re, sol sol fa mi re. La la sol sol fa es mi sol fa mi re do si la diez si do re re mi re do si la sol si do re do si es la diez do si la si. Tekrar orada tekrar yapıyorum oraya. La diyez do si la diyez si, tamam mı? Yani ikincisinde la diyez yazmıyor. Orayı da la diyez şeklinde üfleyeceğiz. Çünkü bir ölçü içerisinde la diyez bir kere yazılıysa ikinci defa yazılmıyor. Ondan sonrakileri de etkiliyor. Ama satırın başındaki o ilk gördüğümüz arızalar bütün satırı etkiliyor. O yüzden ikisinde la diyez olarak çalacağız. Şimdi isterseniz neyin üzerine göstereyim ben. Bakın şöyle. Fa 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 mi re re sol. Bakın bu sol ince olan sol. Tekrar yapıyorum. Fa 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 mi re re sol sol fa mi re la la sol sol fa es mi sol fa mi re do si la diez si do re re mi re do si la sol si do re do si la diyez do si la diyez si, tamam mı? Yani burada bunu kaldırırsak daha rahat la diyez si la diyez si yapabiliriz. Ama bunu yaptığımız zaman böyle böyle oluyor. Bu da pek istemediğimiz bir şey. Şimdi eserin icrasını da yapayım isterseniz. Bakın şöyle. Evet, böyle. İsterseniz bir de sözüyle okuyayım, aklınıza girmesi açısından. Es, dilde sırrım, sırda sübhanım, dır Allah eshu diyen. Dilde sırrım, sırda sübhanımdır Allah eshu diyen. Bu şekilde
Eserimiz bu kadar. Parmaklara bakarsanız yavaşlatarak o kısımları hani YouTube'da yavaşlatma özelliği var. Parmaklara bakarsanız inşallah başarabileceğinizi düşünüyorum. İkinci satır kolay. Birinci satırdan daha kolay. Üçüncü satırda la diyezler var farklı olarak. Onun kolaylığı da birinci satıra çok benziyor. Yani bir ile üç birbirine çok benziyor. Sadece bu la diyezlere dikkat edeceksiniz. İkinci satır zaten komple ikinci kademede. Onun haricinde dikkat etmeniz gereken başka bir şey yok. Bugünlük dersimiz bu kadar. İnşallah önümüzdeki derslerde daha farklı eserler geçeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.